Çok iyi yalan söylerim. Birinci adımı ben vereceğim. O yüzden birinci adımla başlayalım. Gelin bakalım. Şimdi bu adımı daha iyi anlamanız için Şin'le beraber oluşturduğumuz senaryoyu izleyeceksiniz. Üf abi ya! Yine bir iş bulamadım ki, bıktım ama ya! Bende bir iş var. Sana kanıtlayayım istersen. İstersene! İş! İnandın mı? Yoksa Mahiş! Evet, senaryo bitti. İşte Kokuşi'nin verdiği adım da böyleydi. Devam edelim. Bir dakika, bu bir senaryo muydu? Adamlar gerçekten işi vereceğim diye inanmıştı. Oğlum susana! Senaryo olduğunu söyledik, hatta beraber çalıştık. Neyse ya, ikinci adıma geçelim bence Layla. İkinci adımı. İkinci adım gerçekçilik. Yalan söylerken gerçekçi olacaksınız. Şu anda böyle bir şey hazırladık. Aslında ben Uğur Böceği'nin çok yakın arkadaşısıyım. Öyle mi? Uğur Böceği sadece beni kurtarmadı. Çok yakın arkadaş da olduk. Çünkü çok özel ortak bir yanımız var. Sana da bunu söylemek istiyordum zaten. Ben de bir süper kadın kahramanın soyundanım. Lolpina. Ah, tabii ki kitabında olacak. O en güçlü ve en önemli kahramanlardan biridir. Ve Uğur Böceği'nden daha iyidir. Aramızda kalsın Uğur Böceği. Ona bile giremez. Oğlum bizim bonus getirseniz daha gerçekçi yapar vallahi ya. Bu ne? Ne oldu kuş? Ne üstüme mikrofon açsın? Oğlum Uğur Böceği falan gerçekçi mi sence? Üf, ona mı takıldın ya? Videomu bulmak için her şeyi yapıyorsun Kokuşi, bak atacağım şimdi seni. Bence dağıtalım, zaten işimi vermedi. He, sanki sen çok masumsun. Neyse, üçüncü adıma geçelim. Üçüncü adım işini verecek. Evet, üçüncü adımı ben vereceğim. Yani damardan vurmak. İlkten yine bir örnek video hazırladık. Aslında örnek videoyu biz hazırlamadık. Şimdi Yori kanalından aldık. Şimdi izliyoruz. Oynayalım artık. Vallahi şu an kimse benim gamlamın başından kaldıramaz. Aga bak şimdi. Miley'i oradan kaldıracağız. Nasıl biliyor musun? Nasıl? Alo. Merhaba. Sıfırlin, markete gidelim mi? Lütfen. Zaten benim de gitmem gerekti. Ayız gel beraber gidelim. Ranger, sana bakalım. Tamam, biz burada Miley ile Megan'ı izleyeceğiz. Aha gittiler. Ranger, plan çok iyi işliyor. Şşş, siz sus biraz. Miley duyacak. Ben açarım. Ne ara geldi şu Alice ve Safalin ya? Jetler sanki. Neyse ya, Müganlı'ya devam edelim. Merhaba, Miley Hanım siz olmalısınız. Evet, bir dakika. İsterseniz sessiz bir odaya geçip hemen başlayalım fal bakmaya. Tamam, ben de kahveleri yapayım bari. İşe yaradık Colex. Hadi oynayalım. Yes be, sonunda oyun. Evet, damardan vurmak bu. Videoda gördüğünüz gibi Ranger ve Colex Mali'yi damardan vuruyorlar. Yani falcı çağırıyorlar, ona yalan söylüyorlar. Oyunun başına geçmek için. Yani ya da Safalin'lere yalan söylüyorlar diyelim. Ben de size birkaç örnek vermek isterdim ama zamanımız kısıtlı. Bu yüzden dördüncü adımla devam edeceğiz. Evet, dördüncü adım olan mızmızlanmayla ben anlatacağım. Adı üstünde mızmızlanma. Bunun için küçük bir senaryo oluşturduk. Hadi izleyelim. Ya Safalin! Ya kızın gelmiş eve inanmıyorsun! Kapıya baksana! Üf Ranger, sinirimi bozma benim ya! İşim gücüm var! Ama bak lütfen, bak kapıya! Lütfen! Kızın gelmiş! Ranger bak! Bir daha çıkacağım şimdi sana! Lütfen! Baksana bak, kapı çalıyor! O kapı çalma şeyini Colex yaptı. Duymadık sanki, görmedik sanki. Hadi olsun, sen git bak. Tamam be. Susacak mısın bakarsam? Tamam, bakıyorum o zaman. Hadi bismillah, neyle karşılaşacağım.
Avenger dies. Senaryo burada bitmiştir. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Her neyse. Beşinci adım. Bence beşinci adım sen ben sunarım. Ya şimdi zaten ne var yani ya? O sunamaz. Oğlum bakışı ne? Ben daha iyi sunarım. Çıkışa gel, çıkışa. Oğlum bak ben sana bir dalarım var ya. Üf, hiçbiriniz göstermeyin. Ben göstereceğim beşinci adımı. Bu benim olacak. Ben kendim gösteririm. Çekilin. Beşinci adım. Yalandan ağlamak. Bu benim sanki yapmadığım bir şey mi? Göstereyim, çekilin, bekleyin. Ayağı sarı. Ben laptopun şifresini bulamadım ve bulamadan kafama vurdular. Oğlum öyle bir inandım ki babaannemi yedim, biliyor musun? Kim lan aşkına? Patronlara bırakın bu işi. Aham aham. Of, kulağım kaldı kulağım. Hangi akılasız aldım ya? Tövbe estağfurullah bir daha almam ha. Neyse, bu adımı da anladığınızı düşünüyorum. O yüzden 6. adıma geçiyoruz. Benim hala işim yok yalnız. Sonum buraya şarkı girecek. Bu adımın anlamı bilmiyorsunuz gibi davranacaksınız. Küçük bir senaryo ile devam ediyoruz. Ulan Roger! Sen mi kırdın bu vazoyu? Ya Alice, ne kırması? Ben o sırada Colex'le telefonda konuşuyordum. Ulan senin telefonun yok ki! Zaten gerçek telefon olduğunu söyledim ki telefonculuk oynuyorduk. Ama bak beni sinir etme. Kırdıysan söyle. Sıla yapma. Ya kırmadım işte, kırmadım. Ya burnu ne? Mbappe! Messi! Gol! Allah! Vazoyu kırmışım. Kıçım da bari görmesinler ben yapmamış olayım. Evet. Ve 7. adım oyalamak. Evet, 7. adım oyalamak. Ya bir sessiz olur musunuz? Tamam tamam, bu bitsin, ben sana işini vereceğim, tamam mı şimdi, tamam mı? Bekle sen, bekle sabırlı. Ya beni oyalayıp duruyorsun başından beri videonun ya, bıktım artık. Sen bekle, sen bekle, bugün olmazsa yarın. Kesin iş kapında. Evet, sanırım senaryoya gerek kalmadı. Burada gerçeğini görüyorsunuz zaten, o yüzden 8. adımı atlayabiliriz herhalde. Ya işimi versene. 8. adım, çok zenginmiş gibi davranmak. Kendinizi zengin, çok gezip tozan biri gösterirseniz herkes size hayran olacaktır. O yüzden şimdi kısa bir video izliyoruz. Kesinlikle harika. Prens Ali beni de aile muhteşem sarayına davet etti. Ben zaten onun orada olduğunu söylemedim ki Nerine. Sadece davet ettiğini söyledim ve bizi ailesi karşıladı. Hepinizi çok özledim çocuklar. Özellikle kahramanlar gününde arkadaşlarımdan uzakta bu seyahatte olmak çok zor. İnanın bugün aklıma gelen bir fikri göstermek için Prens Ali ile buluşacağız. O fazla bir şey değil. Dünya seyahatlerimizde diplomat ailem birkaç ulusun liderini dünya kirliliğini azaltmam için ikna etmeme yardım etmişti. Prens'in de ilgileneceğine eminim. Üzgünüm ama zaman farkından dolayı burada geç oldum. Gördüğünüz gibi güneş batmak üzere, kapatmam lazım. Telefondaki kimdi? O anne, erkek arkadaşım Hedy'nin olduğunu çok iyi biliyorsun. Beni... Evet, gördünüz etkilerini. Şimdi o zaman 9. adıma kolayca geçebiliriz. İşte benim sıram geldi. Dosttakileri kandırmak için elime böyle bir şey yapmıştım. Ve inandılar da. Peki. 10. ve en son adımımız doğal olmak. İçinizden geldiği gibi. Hiçbir şey düşünmeyen, aklınızdan ilk gelen şeyi yansıtın. İşte böyle. Hadi bitti mi artık iş? Helak ettin sınıf. Sanırım bitti. Hadi.